Welcome back to Epic Battle Royale Action. 20 teams keep fighting for $25,000 and glory. But only 12 teams will make it to the grand final. Week 5 was defining, no second chance. Let's take a look at its best moments. Booyah! Arka taraftan koçu indirecek. Yani Crusher'dan ayak oyunları çok iyi. Aim'ler çok iyi. Belli ki takımla iletişim de var. Şu anda Vizor'un kadrosu Booyah'a doğru gidiyor. 12 skor aldılar. Another proof that Vizor are now favorites instead of underdogs. Well played. Let's take a look at the next moment. Bir dakika, hayır. Z3 daha erken çıkmıyor mu? Z3 sanki... Abi düzeltiyorum. G3 sanki daha erken çıkıyor gibi hissettim. Bakalım şimdi gelecek zaten orada pozisyon. Yok artık yok oldu. Vizor'ur burada önce olan takım. Diğer tarafta Z4 alt tarafa doğru inmeye çalışıyorlar. Benim söylediğim birazcık daha doğruymuş gibi. Duvar gayet üzücü oldu. Burada merdivenle tıkadılar bir anda ve Z'nin üzerine gitmeleri lazım. İkinci ekip de yok olduktan sonra Z4. 7 tane puanları vardı. Smaug'un canı bir. Bir yandan Abreu'yu da kaybedince 8 skor çektiler. T3 sneaking away a huge result. Bu sayede belki de birinciliği zorlayacaklar. 9'un arkasından onlar 11'ler gelebilir. O skoru da çekmeleri lazım şefle beraber. 12. 12 skorlu bir otoktonuz. 13'üncüye doğru gidiyor. Booyah'a doğru gidiyor. Kalkanların arkasında, duvarların arkasında son saniye kadar gelmiş bir direri var. 12 puanı belki alamadı ama takımına ikinciliği getirdi. Tabii ki Booyah'ın sahibi burada Otoktonus oldu. What an amazing play with 13 kills. A well-deserved victory by Otoktonus. And now let's see how the standings changed after day 9. This day had plenty of shifts up and down in the leaderboards. However, top 4 teams remain the same. Vestamundo is still in the first place, keeping distance from the nearest competitor despite not even playing this day. Vizorar and Bad Smile shifted positions, being at second and third place respectively. Autochtonus keeps the fourth place. Hermandade advanced to the 10th place, and since it's the last time they played, they can be knocked out of the top 12 that advances to the grand final. So let's take a look at what fate day 10 brought to our teams. Şimdi burada PLH 7-7'a doğru gidiyor. Yakalayacaklardır. Black'ten iyi bir oyun. Beni daha tabii kıstırılmış rakiplerini bulmaya çalışıyordu. Orada bir yandan da Krono Kalkan var ama 222'nin baskısı devam etti Penida'ya doğru. Şimdi Filipe son mermi atınca Grozo'yla. Artık sadece 3 takım kalıyor. Davizin. Nereden geleceklerinin farkında. Bombalar atıldı. Ritus çıkışlarını bekliyor burada. 6 skorun arkasına 7. ekleyecekler. 7'ı da alacaklar ve 222 kadrosu 8 skorla beraber burada Booyah'a gidiyor. This is what we call epic. Amazing performance by Triple 2 Elite. And here comes the next moment. Sola dikkat. Yani şu an yolumuzu yapmamız lazım. Arda refüzü düşürdü. Ne arka tarafa doğru refüzü attı. İşte Forap eleniyor. 222 biz alacağız gibi. Davizin üzerine doğru giden bir solo çok var. Çok iyiyiz be. Alan ardından 6. skoruna ulaştırıyor takımını. Kendisi 2 çekmeyi başardı. Pozisyon 4'e gitti. Senin söylediğin o. Booyah gelecek mi acaba? 8 skorlu bir Booyah gelsin. 20 puanımızı alalım. Zero zone'u arkamızda bırakalım. Güzellerine doğru şimdi gideceğiz. Solo ilk skoru kovalamaya çalışan isim. Ceyu'da ne yazık ki kaybetti. Yapma. Zero zone. That looked like every advantage possible was there for 57LA. They had the advantages, they had the health, they had the glue balls, and somehow Zero Zone are the ones to get the Booyah. Bir önceki haritada gerçi burada kötülerdi ama. Yani şu an bir tek Vizor'dan Franco. Franco tek başına aynen öyle. Oyuncu. Ne kadar oynayabilir? Yani burada tabii ki köprüdesiniz. 4'e 1 kalmış durumdasınız. Haliyle eğleneceksiniz. Forap. Yürek tek başına. İndirmeyi başarıyor. AVG Albania bu sayede 9 puanı da alacak ve Unique
Murder'ın, Krim'in, Sergi'nin ölümünden sonra son saniyeye kadar oyuna tutundu. AVG erken düşebilir demiştik. Bir de üzerine belki skor çekecek burada eğer şefi alabilirse. Ona doğru atışlarını yaptı. Şef canını yeniliyor. Krono kalkanın içinden mermiler. Etkili şimdi trömpe doğru yönelecek ama... Triple to Elite. Mistake allowed 4-up to win. Still, what an incredible play by 4-up. It's time to see what the standings look like after day 10. This was the defining day for the tournament. 12 best teams advanced to the next stage. And Ilmandade, who got silver during season 1, are no longer among them. They've been slammed out of the grand final. Meanwhile, Autochtonus was pushed to 5th place by 4-up, who now occupy the 4th. No changes in the top 3. Vizorar and Bedsmile kept their positions, while Vastamundo only made their dominance stronger with epic 6 booyahs. Everything comes to an astonishing culmination. The next week's grand final will be legendary. So, don't miss the Free Fire history coming to life. Tune in this Saturday at 2 p.m. for more amazing Free Fire action. Booyah!